Next Blog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Kuşadası'nın güzel Çamlı mevkisine geldik. Burada tek müstakil, özel havuzlu, çok güzel bir ev tanıtımına geldik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Güzel bir havuzumuz var, üstten şelaleli. Burada neler var başlayacağım onları söylemek istiyorum. Evimiz 467 metrekare arsa içinde tek müstakil, özel havuzlu, özel otoparkımız var 2 adet aracımızı koymak için. Tabanda 74 metrekareye oturuyor. 45 metrekarelik bir veranda alanımız var. 24 metrekarelik de bir havuzumuz var. Havuzumuz da burada. Ve detaylar için ben hızlı bir şekilde anlatıma geçmek istiyorum. Çünkü eve ben bayıldım. Haydi. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Güzel bir giriş kapımız var. İçeriden siyahlar gözükmüyor. Siz her şekilde dışarıyı görebiliyorsunuz. Güzel böyle 3 adımlı kalkabileceğiniz bir basamaktan eve giriş yapabiliyoruz. Çok güzel. Biz aracımızı otoparkımıza koyduk. Ve diğer aracı koymak için bir otopark alanı ve ikisi de şu şekilde bastığımız zaman elektrikli açılabiliyor. Ve ben bunları durduruyorum şu an. İkisini de kapatıyorum. Görmeniz açısından. Evimizin her bir köşesinde kamera sistemimiz mevcut. Erkan bu tarafta. Üst köşede. Onları da göstermeni istiyorum buradayken başlıca. Işıklandırmalarımız var evin dışında ve bahçe aydınlatmalarında. Onları da göstereceğim. Evimizde neler yok ki Erkan ya. Yerden ısıtma var. Her şey var. Ben eve hayran kaldım. Evin bahçe payı da gayet güzel. Dediğim gibi burada dış yapıyı göstermek istiyorum Erkan. Püskürtme tarzında bir şöyle göster. Açık gri antrasitin açığı. Bu şekilde jel şeklinde ve herhangi bir çatlama olursa bunlar absorbe ediyorlar. Yani çatlamayı falan da zaten çatlama şeylerini kapatabiliyor. Gayet de güzel düşünülmüş. Beyaz ve üst tarafta şu şekilde açık kahverengi tonlarında ve balkonlarda ahşap çubuklar yapılmış. Zaten onları biliyorsun her evde şu an olmazsa olmaz gibi oldu. Yeni detaylarda. Ben evin böyle dış yapısını seninle gezmek istiyorum. Ondan sonra evin içine girmek istiyorum Erkan. Evimizde arka cephemizde bakan odamızdan çıkabileceğimiz Fransız balkon ve şu şekilde arka çimlerimiz var. Şimdi gel Erkan bana doğru yavaş yavaş. Burada bir tulumbamız var Erkan. Abi su var ya. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Evimizde bahçe sulamamız, otomatik bahçe sulamamız mevcut. Her açı burada bir tane buzlu cam var. Erkam içeri girdiğimde göstereceğim. Ahşap uçan merdivenlerin olduğu bir buzlu cam. Sadece ışık alıyor. Gayet de güzel düşünülmüş betonarmeden ziyade. Yine limon servilerimiz bu şekilde sıralı ve şu ışıklandırmaların hepsi akşam yanıyor Erkam. Etrafı komple evin yanıyor. Halatlarla böyle bir ambiyans yapılmış. Dediğim gibi veranda alanımız 45 metrekare. Şuradan döndüğümüzde Erkam buraya kadar tam tamına 45 metrekarelik bir veranda alanımız var. Şöyle gel göster sen de burayı. Şu an bu evimizin iskanı alındı. Oturma ruhsatı alındı. Eğer isterseniz firma şöyle bir şey düşündü. Buraya da yerden ısıtma yaptılar Erkam. Yerden ısıtma yapıldığı için isterseniz kırma camlarla kapattığınızda yerden ısıtmayı faal olarak kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir ayrıntı değil mi? Detay. Artı bir detay. Şelalemiz ve havuzumuzu zaten gösterdik. 24 metrekarelik bir havuzumuz var. Ben yavaş yavaş içeriye doğru geçmek istiyorum Erkan. Kapımızdan giriş yapalım ve diğer detayları anlatalım. Hadi gidelim. Evet Erkan, olmazsa olmazımız sur kapımız. Hem camlı hem ahşap görüntü yapılmış. Anahtarlarımızı çekiyoruz ve şöyle nişimize anahtarlarımızı ve otopark açılır kapanırı bırakıyorum oraya. Burada girişte bir portmantomuz var Erkan. Elbiselerimizi burada, evet, geldiğimizde ceketlerimizi çıkarmamız ve burada da aynı şekilde askılarımız var.
Burada bir gayet güzel niş düşünülmüş. Kapaklı ve üst tarafı ahşap dikmelerle yapılmış. Gayet güzel bir giriş alanı var değil mi Erkan? Girdiğimizde ben direkt alttaki odaya geçmek istiyorum. Ondan sonra salona geçeceğim. Alt tarafta şu şekilde 11 metrekarelik bir odamız var. Ve dediğimiz gibi yerden ısıtma ve yerden ısıtmanın bütün iklimlendirmelerinin hepsi her odada takmışlar Erkan. Yani orta giriş holüne takmamışlar. Her oda istediği kadar derecesini ayarlayabilir. Bu da aslında farklı bir detay, farklı bir özellik. Yine aynı şekilde LED tavanlarımız mevcut. Ve buradan ortak bir banyo tuvaleti göstermek istiyorum. Banyo tuvaletlerinin renkleri nasıl Erkan? Ben hayran kaldım ya. Yani şu Seramiksa'nın ürünlerini almışlar. Gayet güzel. Ecan'ın ürünleri. Hepsini bu şekilde tertemiz bantlamışlar. Gelen ev sahibi lake kapılarına kadar gelen ev sahibi açsın. Çiziksiz şekilde teslim etmek açısından. Vitra'nın ürünleri kullanılmış. Hepsi ankastre. Yağmurlama sistemlerinin hepsi ankastre. Hepsi Vitra, ECA ve Artema var. Zaten renk kontrası çok güzel uymuş. Burada merdiven altı bir boşluğumuz var. Eğer isterseniz bunu dolapla da kapatabilirsiniz. Aynı şekilde size kalmış. Veya burayı bitkilerle veya ne bileyim sizin omurgalı şurada uçan merdiven var. Ahşap şu şekilde. Omurgalı uçan merdiveni birçok yerde görmüştük Erkan. Şurada Fransız bir boya seçilmiş. Gayet de güzel düşünülmüş ışıklandırma ile beraber. Güzel bir renk kontrası. Ve buradan da hemen geldiğimizde ada mutfağımız var. Alt tarafta lacivert, lake lacivert. Üst taraflarda da şu şekilde krem tarzında. Beyazın birazcık daha farklı tonunda mıknatıslı yapılmış. Ve ahşap bir tezgah yapılmış Erkan. Muazzam, renkler süper. Burada Teka'nın yine aynı şekilde lavabosu kullanılmış. Göstermeni istiyorum. Ürün olarak Artema'nın burada musluk sistemi var. Ve burada servis penceresi yapılmış. Gayet de güzel düşünülmüş. Hem aydınlık olmuş. Ve dış karşı tarafları da şey yapmışlar. Yani aynı tezgahtan devam etmişler. Görüntü bozulmasın diye. Hani taş falan yapmamışlar. Elektrolüksünde üçlü ankastresi var. Ve burada çift kapaklı buzdolabı kullanmamız için yeri hazır. Şu şekilde de yine aynı şekilde burada bulaşık makinesini koyduğumuz zaman da bulaşık makinesinin ankastre seti de orada kapağı da hazır Erkan. Dediğim gibi 74 metrekareye oturuyor. Tabanda net. Burada uydu sistemlerimiz ve internet. Her şeyimiz hazır. Televizyonumuzu buraya koyuyoruz. Buraya bar sandalyelerimizi yerleştiriyoruz. Görüntü amaçlı. Bar sandalyeleri de burası çok güzel olabilir. Ve burada yine aynı şekilde alüminyum doğramalar ve yeni tip alüminyum doğramalarımız mevcut. Ve sinekliklerimiz akordiyon Erkan. Aynı şekilde de şu şekilde antresit renginde yine elektrikli açılır panjurlarımız mevcut. Ve buradan aynı şekilde şurayı da göstererken buradan da çıkış yapabiliyoruz veranda alanımıza. Nasıl iki taraftan da çıkış yapmak bence çok mantıklı bir düşünce olmuş. Evet, buradan da veranda alanımıza çıkış yapabiliyoruz. Yukarıda muazzam büyük odalar var. Yukarıdaki banyo tuvaletlere hayran kalacaksınız. Boyları çok büyük. Dediğim gibi veranda alanı çok geniş, ev çok güzel ve ahşap merdivenlerle yukarıya çıkış yapacağız Erkan. Buranın da aynı şekilde iklimlendirmesi, burada salon iklimlendirmesi ve her geçtiğimiz yolda ışıklandırmalarımız var. Yukarısı da bence takdire şayan ev sahibinin ve yapan ve emeğe geçen herkesin eline koluna sağlık. Biz hayran kaldık. Yukarıya çıkalım Erkan. Evet Erkan, aşağıdaki gösterdiğimiz dışarıda bahçede gösterdiğimiz buzlu cam ve aynı şekilde üstünde bir tane daha var. Görüyor musun? Güneşi ne kadar güzel oluyor. Tamamen güneşi ışığa vuruyor, içeriye vuruyor. Gayet de güzel. Şimdi bir ortak banyo tuvaletimiz var Erkan. Oraya gösterelim. Metrekare olarak bir oda boyunda Erkan burası. Çok güzel bir niş yapılmış burada. Bak. Büyüklüğü sen, şu camdan itibaren sen büyüklüğünü göster. Ne kadar güzel bir düş, büyük bir düş. Yine aynı şekilde ürünlerin hepsi zaten ankastre. Ve burada İtalyan mallar kullanılmış. Ürünlerin hepsi depolama alanları. Ve aynı ahşap tezgah, aşağıdaki tezgahın aynısı. Ve aynı burada fayanslar seçilmiş. Dikme ışıklar falan, spotlar falan. Hayran kaldım ya. Gerçekten. Sade ve şık. Yerle şu fayansı bu kadar uydurmak.
ve kapı eşiği olmayıp da şu fayans aralığını bu şekilde bitirmek, her usta yapmıyor bunu. Bu ustamızın da eline koluna sağlık. Bunlar benim için ufak detaydı ama laminatla mesela geçişlerde bunu çoğu kişi yapmaz Erkan. Bence eline koluna sağlık. Burada orta boy bir odamız var. 16 metrekare. Şöyle bakabilirsin. Yine aynı şekilde buraya da geçiyorum. İklimlendirmemiz ve tavan alçı hareketlerimiz, her şeyimiz burada. Birinci sınıf ve ürünlerin hepsi Vinsa'dır. Bakabilirsiniz. Fransız balkon yapılmış iki tarafa birden. Laki kapılarımız gri tonunda. Buradan çıkış yapıyorum ve diğer odama geçiyorum. Diğer odadan 2 metrekare daha ufak 14 metrekarelik bir odamız var. Bu şekilde. Ve dağ manzarasını birazdan size şeyden, balkondan da göstereceğim. Veranda alanından da göstereceğim. Ve her odamızda şu şekilde uydu sistemimiz, televizyon ve internet ürünlerinin hepsini kullanabiliyoruz. Yine siyah ve antresit renginde tuşlamalar yapılmış. Erkan burada kamera odamız ve çamaşır ve kurutmayı kullanabileceğimiz gayet de güzel bir akordeon, yanlara açılan. Burada yerden ısıtmamız panosu burada Erkan. Burada kamera sistemlerimizi izleyebiliyoruz. Şu an internet takılı olmadığı için kayıt yapmıyor. İnternetimizi taktığımızda bütün kamera sistemlerini buradan dört bir köşeden görebiliyoruz. Burada da çamaşır makinemiz ve kurutma makinemizin bütün tesisatları hazır. Şekilde, aynı şekilde iktirdiğimiz zaman Erkan böyle kapatıyoruz. Nasıl olmuş? Evet. Hayran kaldım. Geldiğimizde burada ebeveyn odamız var. Balkonumuz var. Güzel de bir çift lavabolu banyo tuvaletimiz var. Metrekare olarak 24 metrekare Erkan odamız. Odamızda aslında burayı yapan bir mimar, hanımefendinin ve beyefendinin eline koluna sağlık diyorum tekrar. Çok güzel düşünülmüş. Bu tarz burada mesela makyaj dolabı yapılabilir Erkan. Oturduğun zaman bir makyaj dolabı bayanlar için. Ve bu duvar ve kapı arkasına şu şekilde gömme bir dolap yapılabilir boydan boya. Bunlar hep benim biliyorsun ev alırken hep baktığım ve düşündüğüm şeyler. Bu tarz şeyler zaten fark ettiysen orada bir kolon açısından da fark edersen orada bir düşme var. Tam tamına oturur diye düşünüyorum. Burada çift lavabolu aynı şekilde bir banyo tuvaletimiz var. Odadan büyük Erkan. Bakarsan güzel yine bir ahşapmış. Ahşap yerle beraber uymuş. Yağmurlama sistemleri. Büyüklük nasıl? Kocaman abi. Yani bu duşta hani bazıları diyor ya, duş çok ufak işte ben yetişemiyorum. Dar, ben rahat edemiyorum. Sade ve çift lavabolu. Çok şık yapılmış. Şu dikmeler falan. Spotlar. Spotları gösterdin mi Erkan? Hayran kaldım ya. Evdeki işçilik de çok muazzam. Birinci sınıf her şey. Evi anlatırken bile ben zevk aldım. Evin bütün ürünleri muazzam, güzel. Hiçbir şekilde hiçbir ürünün kötüsünü şu da olsun diye kullanmamışlar. Bence muazzam. Yine aşağıda gördüğümüz dikmelerin hepsi burada. Buradan da Güzel Çamlı'nın bütün dağ eteklerini buradan Erkan göstermeni istiyorum. Zaten şu an Milli Park'a aşağı yukarı 3 dakikalık mesafedeyiz. Milli Park'a buradan aracınızla gidebilirsiniz. Bisikletinizle gidebilirsiniz. Motorunuz varsa motorunuzla gidebilirsiniz. Elektrikli bisikletle gidebilirsiniz. Yani çok yakınız. Denize 700 metre mesafedeyiz. Yürüyerek denize gidebilirsiniz. Ve ben tekrardan ufak bir detay geçmek istiyorum Erkan. Evimiz 467 metrekare arsa içinde. 4 oda, 1 salon. 24 metrekarelik özel havuz, 45 metrekarelik veranda alanı var. Çift araçlık otoparkımız var. Üstü kapanabilir. Bütün İSKAN belgeleri alındı. Ruhsatları tam. Hiçbir eksiği yok. Ev şu an oturuma hazır. Umarım böyle bir eve sahip olmak istersiniz. Biz de sizlere servis vermek isteriz. Böyle bir evi yakından görmek isterseniz bir gün önceden randevu oluştursanız çok seviniriz. Biz de hizmet verelim. Doğrusu olsun, güzeli olsun. Nokta adres yapalım. Görüşmek üzere. Erkam'ın da size selam var.